Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir gününüz sizlerle beraber. İnşallah güzel bir program ayında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık. Malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzeti hem kolay hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Size de evinizde yapacaksınız. çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumuzu inşallah hep beraber hazırlayıp tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Kahvaltılı çöreğimiz var. Mayalı çok güzel bir kahvaltılı çöreğimizi hazırlayacağız. Hem farklı olacak hem de çok da lezzetli olacak. Ondan sonra kabak çitlemiz var. Onu hazırlayacağız. Bu şekilde iki tane tarifimizi hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Siz de evinizde yapacağınız hem lezzeti hem kolay hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlayacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek ve istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Orada da bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGT YouTube olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamıza aynı şekilde şu anki videolarımız 10 sene önceki videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz. Ortada izleyebilirsiniz. kısa kısa videolarımız yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı oluyor. Kaçırmayın izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Sevet Abdullah Hakim Abdullah sayfalarından aynı şekilde takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah nokta TGT sayfamda da aynı şekilde bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Evet iki tane tarifimiz dedik. iki tane listemiz dedik. İkisi de çok lezzetli. Çok da güzel olacak. Evet şöyle sevgili Selinciğim. Babasının doğum günüymüş. Buradan Babasının doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili Yasin Demircan'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili Yasin Demircan, senin kızın Selin seni çok seviyor. Doğum gününü kutluyor, o güzel yanaklarından öpüyor. Biz de buradan tekrardan doğum gününü kutluyoruz ve kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Doğum günün tekrardan kutlu olsun diyelim sevgili Yasin Demircan'ın doğum gününü kutluyoruz. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyicilerimiz iki tane listemiz dedik. Ee, hemen listemizi alıp sizlerle beraber başlayabiliriz karnabahar köfte ile ilgili yoğun bir talebiniz, isteğiniz vardı. Yarınki listemizde var. Sizlere karnabahar köftesi niye hazırlayacağız? Fırında çok lezzetli olacak. Onun için karnabaharınızı hazırlayın. Yarınki listemizde var. Sizler için hazırlayacağız sevgili izleyim. Hemen yavaş yavaş listemizi alıp devam edelim inşallah. Gelsin bakalım. Evet şimdi. Mayalı kavanoz çöreğimiz için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Bir paket kuru mayamız olacak. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra bir su bardağı kadar ılık sütümüz olacak. İki adet yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağız. Ondan sonra da 75 gram kadar tereyağımız, zaten margarin hangisi istersen kullanabiliriz. Bir su bardağı kadar lor peynirimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, yarım demet maydanozumuz, 4,5 su bardağı kadar unumuz olacak. Ondan sonra üzeri içinse bir adet yumurta sarısı, susam veya da çörek otumuzu kullanabiliriz. Hangisini kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Bir paket kuru mayamız olacak. Ondan sonra bir buçuk tatlı kaşığı kadar toz şekerimizi kullanıyoruz. Ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüz, iki adet yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağız. Ondan sonra 75 gram kadar tereyağımız olacak. Bir su bardağı kadar lor peynirimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, yarım demet maydanozumuz olacak. Çok fazla seviyorsak daha fazla da eklenebilir. Ondan sonra dört buçuk su bardağı kadar unumuz üzeri içinse bir adet yumurta sarısı, yeteri kadar susam ve çörek otumuzu kullanacağız. Geniş bir kabımız içine... Kuru mayamızı, ondan sonra şekerimizi ekleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yumurtamızı ilave edeceğiz. Onları güzelce bir karıştıracağız. Onları karıştırdıktan sonra sütümüzü ekleyeceğiz. Sütle beraber karıştırmaya devam edeceğiz. Sütle beraber karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuzu yoğururken tereyağımızı içine ekleyeceğiz. Tereyağımız biraz yumuşak olması gerekiyor ki onu güzelce bir şekilde bir hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu iyice bir yoğurduktan sonra iki tane bezemizi hazırlayacağız. İki tane bezemizi hazırladıktan sonra onları kenara duru alacağız. Kenarda hamurlarımız yavaş yavaş dinlenirken biz de bu arada maydanozumuzu doğrayacağız. Hatta ben birkaç tane de taze soğanımı hazırladım. O da ona müthiş bir tat ve lezzet katacak. Maydanozumuzu doğrayalım. Taze soğanımızı doğrayıp içine ilave edelim. Lor peynirimizi ekleyelim. Varsa elinizde bir tane de kırmızı kapya ve de ekleyebilirsiniz. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Onları karıştırdıktan sonra tepsimizin altını hafif bir yağlayalım. Tepsimizin altını yağladıktan sonra hamurumuzun bir tanesini açacağız. Tepsimizin altına sereceğiz onu serdikten sonra üzerine biraz tereyağımızı gezdirelim. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz o lor peynirimizi veya hatta dolapta kalan parça peynirleri de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Onları üzerine ekleyeceğiz. Onları da üzerine ekledikten sonra tekrar diğer hamurumuzu açacağız. Üzerine güzelce bir kapatacağız. Üzerini kapattıktan sonra çizgiler atacağız üzerine. Hemen onları çizgiler attıktan sonra üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Seviyorsak susam veya çörek otu istersek ikisini karışık olarak da kullanabiliriz. Üzerine serpiştireceğiz ve fırınımıza göndereceğiz. Fırında bir buçuk saat boyunca yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Gelse bakalım kabak içinde neler yapacağız onu da bir göz atalım. Evet, kabak çitliğimiz için de sebzelerimiz neler kullanacağız? 3 adet kabak kullanıyoruz. Dediğimiz gibi daha fazla ve hatta az da kullanabilirsiniz. Ne, ne kadar kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hemen 2 adet domatesimiz olacak. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız. Ondan sonra yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız ve hatta sıvı yağımız olabilir. 1 tatlı kaşığı kadar salçamız olacak. Bir tutam dereotumuz yeteri kadar tuzumuzu kullanacağız. 3 adet kaba kullanıyoruz, 2 adet domatesimiz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız. Ondan sonra da bir tatlı kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız, bir tutam dereotumuzu kullanacağız ve yeteri kadar da tuzumuz olacak. Önce bir tenceremize yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı doğurup ekleyelim. ...soğanlarımızı yavaş yavaş bir kavuracağız. Sarımsağımızı ekleyeceğiz. Sarımsağımızı da güzelce bir şekilde bir kavurduk mu... ...ondan sonra salçamızı ekleyeceğiz. Salçamızı ekledikten sonra tekrardan... ...domateslerimizi güzelce bir şekilde bir rendeleyeceğiz... ...içine ilave edeceğiz. Domatesimizi de ilave ettikten sonra... ...tekrardan o yavaş yavaş pişmeye devam edecek... Kabaklarımızı güzelce bir şekilde onları hazırlayacağız. Kabaklarımızı güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra kabuklarını. Ondan sonra onları da tekrardan içine ekleyeceğiz. Ve yavaş yavaş pişmeye devam edecek. Hafif bir yarım su bardağı kadar suyunuzu kullanabilirsiniz. Çok fazla kullanmayacağız. Yarım su bardağı kadar bizlere yetecek. Ondan sonra kabağımız güzelce bir şekilde piştikten sonra sunum yapacağımız kabımız tabağımızı alacağız. Tabağımızı güzelce bir şekilde dereotumuzla yoğurtla beraber süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdi sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Biz de artık yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Önce bir hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra ondosa devam edebiliriz. Şimdi sevgili ben hemen şuradan ayarlamamı yapayım. Ondosa devam edeyim. Öncelikle ben şu yumurtaları bir ayarlayayım. sonra devam edelim. Şunu güzelce bir öylece bir tanesini ayarladık mı onu ben şöyle bir kenara alıyorum. Bunun üstü için kullanacağız sevgilimiz. Şimdi şunu da kırdık mı? Artık yumurtamız hazır diyebiliriz. Şimdi alalım bunları. Gerek kalmadı. Şimdi yumurtamızı hazırladık mı? Ufak bir tane çırpma telimizi kullanabiliriz bu arada. Küçük bir çırpma telimizi alalım. Şimdi şunları biraz daha kenara doğru alıyoruz. Bir paket kuru mayamız. Çok fazla yapacaksak ona göre miktarımızı biraz daha artırabiliriz, çoğaltabiliriz. Hemen kuru mayamızı boşalttık. Ondan sonra onun üzerine şekerimizi ekleyelim. Şekerimizi de ekledikten sonra hemen şurada sütümüz, onu da ekliyoruz. Şöyle yapalım. Yavaş yavaş Şöyle biraz daha karıştıralım. Onu Bartu'ya sor. <laughs> Bu işin uzmanı. Şimdi yavaş yavaş karıştırdık. Şimdi şuna da kenara aldık. Hemen yumurtamızı da ekleyelim. Oo. Hemen yumurtayı da ekledik mi? Şimdi yumurtayla beraber tekrardan karıştıralım. Sevgili Orkun'cum. Güzel kardeşim. Onu da şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Evet, şunu biraz daha şöyle bir karıştırdık. İyice bir çırpıyoruz. Güzelce bir karış, İyice bir özleşsin. Evet, şimdi çırpma teli artık işimiz kalmadığına göre onu kaldırıyoruz. Ondan sonra da çırpma telimizi kenara doğru aldıktan sonra unumuzu alalım. Şöyle unumuzu boşaltalım. Şunu kenara alıyoruz. Devamını ekliyoruz. Yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi elimizin altında yedek unumuz bulunacak. Onu da ayarlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi güzelce bir şekilde ufak ufak karıştırmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş karıştırma işlemine devam ediyoruz. Toparladık mı? Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz sevgili sevgili izleyenlerimiz. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Şunu da bir alalım. Ekleyelim. Az bir şey, çok az bir şey bana lazım olacağı için Ben belki minik biraz bırakıyorum. Onu birazdan zaten anlatacağız. Niçin ayırdığımızı sizlere. Şimdi devam ediyoruz yavaş yavaş. Şimdi bundan sonra güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra kontrol bir şekilde azar azar ekleyeceğim unumu. Önce şunu güzelce bir özleşmesini, karışmasını sağlayalım. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi şunları biraz daha toparlama devam ediyor. Şimdi unumuzu alalım. Biraz ekleyelim. Şöyle yavaş yavaş karıştıralım. güzel bir hamurumuz olacak. Onun için de ne yapıyoruz? Yavaş yavaş yoğurma işlemine devam ediyoruz. Kuru ondan sonra da şekerimiz, yumurta, aynı şekilde sütümüz hepsini ekledik. Şimdi yavaş yavaş tereyağla beraber karıştırma başladık. Biraz daha şöyle bir topalansın. Ondan sonra da tezgahımızı üzerine alacağız. Orada yoğurma işlemine devam edeceğiz. kenardan da ara ara toparlamaya devam edelim. Çok aşırı olmasın ona göre azar azar unla toparlanacak. Evet. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Unumuzu vermeye. Şuna da aynı şekilde. Biraz da topaladık mı? Şimdi şöyle az da ekleyelim. Şunu bir kaldıralım elimizin altından. Uzaklaştıralım. Ondan sonra şuradan biraz da karıştıracağız. Şu kenar kısımlarını da toparlayıp tezgahın üzerine alacağız. Şimdi şöyle bir tezgahımıza aldıktan sonra yoğurma işlemine devam edeceğiz. Şunu biraz daha şöyle bir yavaş yavaş... Gördüğünüz gibi hazırlamaya başlıyoruz. Hamurumuzu yavaş yavaş hazırlarken azar azar şuradan unumuzu alalım ki çok fazla hem yapışmasın hem de kolay bir şekilde hamurumuzu yoğuralım diye. Şöyle hafif biraz daha şuraya alalım. Hamurumuz hazırlanacak. Hamurumuzu iyice bir dinlendireceğiz. Yani yarım saat hatta 40 dakika dinlenmesi gerekiyor. İyice bir mayalansın, iyice bir dinlensin, toparlansın. Bizim o kadar zamanımız olmayacak ama sizler iyice bir dinlendirin. Dinlendikten sonra da istediğiniz gibi hamurunuzu, işlemimizi yapabilirsiniz. Ama iyice bir dinlenmesi gerekiyor, beklemesi gerekiyor. 40 dakika dinlenecek. Ondan sonra hamurumuzu sizlerle beraber hazırlayabiliriz, ayarlayabiliriz. Şimdi devam ediyoruz ufak ufak. Unla biraz daha hamurumuzu topalamaya. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Şunları da bir aldık. Hemen çabuk bir şekilde tezgahımıza yapıştığı için şöyle yapacağız. Az daha unumuzu alalım. Şu şekilde. Yavaş yavaş Biraz daha hamurumuzu yoğuralım. Ondan sonra ikiye böleceğiz. İkiye böleceğiz. Ama yani kat kat yapacaksanız dörde de bölebilirsiniz. Veyahut da ikiye de bölebilirsiniz. Ben biraz daha kalın olsun diye sadece ikiye böleceğim. Ama siz istersen dört, dört tane bese de hazırlayabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. İşte ufak bir. Elimiz tatlı Çok fazla elime yapışması hamurumuz. Bir paket kuru mayamız. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar. To şekerimiz. Yani çok fazla yapacaksa bu miktarla biraz daha artması gerekiyor, çoğalması gerekiyor. Bunları kabımızın içine aldık. Bir su bardağı kadar lık sütümüz olacak. Onu üzerine boşaltıyoruz. Onu önce iyice bir çırpıyoruz. Ondan sonra iki tane yumurtamız demiştik. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. Mutlaka ayırmamız gerekiyor. Ondan sonra da ile beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurta ile beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan içine unumuzu ekledik. Onunla beraber yoğurmaya başladık. 75 gram kadar tereyağımız zaten margarin hangisi varsa kullanabilirsiniz. Ondan sonra onu da ekliyoruz. Ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumuzu toparlamaya başlıyoruz. Hamurumuz toparlandıktan sonra yarım saat 40 dakika dinlenecek. O dinlenirken bize ne yapacağız? İç harcımızı hazırlayacağız ve ondan sonra işlemimize sizlerle beraber devam edeceğiz inşallah. Şimdi bir iki dakika tekrardan şöyle bir toparlayayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Biraz daha şöyle bir yavaş yavaş. Güzel oldu. Şimdi şuraya hafif biraz, çok az unumuzu alıyoruz. Ondan sonra ikiye eşit olacak şekilde bölüyoruz. İki tane bezemizi hazırladıktan sonra Bartı diyorsa Bartı doğru diyordur. Şunu <laughs> biraz daha. Şunları biraz daha şöyle. Bar Bartu istese terazi bile getirebilir yani. Eşit olmasını istiyorsa. Evet. Hazır. Güzel oldu. Şunu bir kenara alalım. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Yavaş yavaş. Az bir unumuz. Onla beraber topalamaya başlıyoruz. Biraz daha. Şunları biraz daha toparladık mı? Hazır. Şimdi iki tane bezemiz hazır. Bunları yuvarlak şekilde açacağız. Yani tepsimizi ebatını açacağız. O kalan kısımlar ve da taşan kısımları da keselim. Onları yine aynı şekilde içinde kullanabilirsiniz. Çok fazla taşmışsa, dediğimiz gibi büyük yapmışsak ya da şöyle tepsinize yayıp elinizle de onu güzelce bir şekilde yayabilirsiniz. İstersen merdane veya oklava da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi ayarlamamızı yaptık. Şimdilik onunla bir işim olmadığına göre ben onu hemen biraz kenara alacağım. Sonra da yine açmak için az bir şey kullanılabilir. O şimdi kenarda bir dursun. Evet şimdi şöyle elimi fabrikaya tutuyorum. Ondan sonra hamurumuzu sizlerle beraber hazırladık. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hamurumuz dediğimiz gibi yarım saat hatta 40 dakika dinlenecek. Bizim o kadar bir zamanımız olmadığı için de sevgili biz çok fazla dinlendiremeyeceğiz. Yani bu da en fazla dinlendirimiz 10 dakika oluyor. 5 dakika 10 dakika biz dinlendiriyoruz. O arada da zaten ben hazırlığımı yapıyorum. Ama sizde mutlaka yarım saat veya 40 dakika boyunca dinlendirmeniz gerekiyor. İyice bir dinlense ondan sonra işlerimizi yaparız. Şimdi şunları biraz kenara alalım. Sizlerle beraber harcımızı hazırlayacağız. Harcımız da lezzetli olsun, güzel olsun. Sadece içinde lor peynirimiz, maydanozumuz var. Ben ilaveten bir tane kırmızı kapya biberimi ekleyeceğim. Biraz taze soğanım vardı ekleyeceğim. Siz de isterseniz ekleyebilirsiniz. Hatta dolapta parça kalan kaşar peynirimizi, beyaz peynirlerimizi hepsini de ekleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Yani varsa dolapta artan peynirlerimizi hepsini rendelip içine de ekleyebiliriz. Şimdi öncelik şöyle bir kabımızı alalım. işimizi görür. Hemen şunu biraz daha şöyle bir yan. Tencereyle bir işimiz yok güzel kardeşim. Evet şimdi şunu bir alacağız yanımıza. Gelsin bakalım. Maydanozumuz biraz bol olacak sevgilim. Yani yap, yaptığımız miktara göre biraz daha bol kullanıyoruz. Sadece dediğimiz gibi bunun içinde maydanoz doğru peynirimiz olacaktı. Ben ilaveten soğan ve kırmızı kapya biberimi de ekleyeceğim. Siz de isterseniz ekleyebilirsiniz. Önce şurayı bir alalım. Sap kısımlarını güzelce bir temizledik. Şuna toparladık mı? Güzel oldu. Ufak ufak devam ediyoruz. Biraz daha küçük küçük ne kadar kullanacaksak az veya fazla ona göre ayarlanabilir. Şimdi Bunları biraz daha topaladık mı? Tekrardan biraz daha şöyle bir inceltelim. Küçük küçük. Toparladık mı? Şimdi bunu şöyle yapacağız. Bunu direkt kabımıza aktarabiliriz. Bunu hemen şöyle bir kabımıza ekledik. Şimdi sevgili Orkuncuğum birkaç tane taze soğanımız Şimdi birkaç tane sen de her şey beklenir. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şöyle, şunu da aynı şekilde ayarladık. <laughs> Sonlarımızı hemen minik minik doğrama başlıyoruz. Küçük küçük. Çok çok güzel bir lezzet katacak. Sen Bartu'la niye böyle uğraşıyorsun? Çocuğa niye atırsızı diyorsun? Ben çok seviyorum çocuğu. <laughs> şöyle ufak bak şöyle şöyle biraz daha minik minik tabi biz çocuk diyoruz ama onlar bize küçük olduğu için ben böyle şaka amaçlı takıyorum stajyer kardeşlerim ben onları çok seviyorum şimdi şunu da bir kenara alıyoruz değil mi Ömer şimdi şunu da aynı şekilde ekleyelim minik Ömer şunu aynı şekilde ekliyoruz Evet. Hazır. Şimdi onu da hazırladıktan sonra şunu da alalım. Yeme bir tane de kırmızı kalp biberimiz yakışacak. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şunu da aynı şekilde biraz daha. Dörde böldük mü? Şimdi elimize geldiği kadar bunları küçük küçük doğrayacağız. Çok fazla iri olmasın ki sevgili izleyimiz. Onun için de yavaş yavaş toparlamaya başladık. Hamurumuz iyice bir dinlenecek. Hamurumuz dinlenirken biz de bu işlemlerimizi yapacağız. Onun için hamurunuzu güzelce bir dinlendirin. Ondan sonra devam edin. Şimdi eğer ki peyniriniz tuzsuzsa, lor peyniriniz veya da diğer peyniriniz hafif biraz tuz ekleyebilirsiniz. Seviyorsanız biraz içine ufak çocuk yoksa pul ekleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz. Mükemmel bir lezzet katıyor. Veya da kekik de az bir şey de kekik ilave edebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Çok da güzel bir lezzet katıyor. Bunları siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Çok fazla kullanmıyor. Sadece küçük bir tane kırmızı kapya biberim. Yetecek benim için. Onun içinde ne yapayım? Onu ufak ufak önce şöyle bir top alıyorum. Top aldıktan sonra şunları biraz daha Küçük. biraz daha şunları inceltelim. Hazır. Şimdi biberimiz de hazırlandıktan sonra onu da şöyle bir ekleyelim. Ne kadar yapacaksak az ve fazla. Yani sizler daha fazla da olmasını istiyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Önce şu taktamızı bir yine aynı şekilde elimizin altında şöyle bir kaldıracağız. Onu aldıktan sonra şunu şöyle bir alalım ki çok fazla hem ıslak olmasın hem de hamurumuza çok fazla yapışmasın ki yanmasın diye. Onun için şurayı da bir toparladık. Şimdi ayarlamamızı yaptıktan sonra şöyle yapıyorum az bir. Burada tuzumu alıyorum. Şöyle güzel kardeşim az bir tuzumu ekledim. Tuzumuzu <laughs> ekledikten sonra hemen onun içine biraz kimyonumuz. Şöyle hafif biraz da kimyonumuz. Ondan sonra seviyorsak hafif biraz kekik. Çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. Kekiğimizi ekledikten sonra çok az Şöyle biraz tereyağımız. Şimdi hazır. Evet şimdi bunları ayarladık mı? Hemen peynirimi de ekliyorum. Şöyle peynirimi de ekledim. Şunu bir kenara alıyoruz. Tekrar da şunları biraz şu şekilde bir karıştıralım. Bunları iyice bir yedireceğiz. Hem yağımızda hem de aynı şekilde peynirimizle diğer malzemelerimizle yavaş yavaş karıştıralım. Oh. Mis gibi oluyor mis. Şimdi biraz daha şöyle bir özleşmesini karışmasını sağladık mı müthiş olacak. Hem soğanımız çok yakışıyor sevgilimiz hem de diğer malzemelerimizde mükemmel bir şekilde harcımız hazırlandı. Şimdi harcımızı hazırladıktan sonra ben şöyle bir çok fazla hamurumuza maydanoz çünkü yapışmasını istemiyorum. Onun için ne yapıyorum? Şöyle biraz da elimi suya tutuyorum ki maydanozumuz fazla yapışmasın ki ben üstünde çünkü çok fazla yanık olmasını istemiyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Şimdi hamurumuz iki tane demiştik. Görebilirsin güzel kardeşim. Hemen şöyle bir hamurumuzu bir gör. Sevgili Orkuncum sen şöyle bir hamurumuzu gör. Yarım saat dinlenecek ve hatta 40 dakika bir mutlaka dinlenmesi gerekiyor. İyice bir dinlendikten sonra işlemimizi yapabiliriz. Yani 40 dakika bir dinlenecek mutlaka. 40 dakika iyice bir dinlendikten sonra ondan sonra işlemimizi yapabilirsiniz. Evet şimdi... Şöyle bir toparlanalım. Önce şu tepsimizi herhangi bir tepsinizi kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama alüminyum tepsimiz olsa çok da güzel olacak, çok da yakışacak. Onu hazırladıktan sonra zeytinyağımız veya sıvı yağımız hangisi varsa elimizde kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. Yumurtanın içine hafif biraz yağımızı ekleyelim ki bunu poğaçada da yapabilirsiniz, diğer börek türlerinde de yapabilirsiniz. Hem parlak görünsün hem çok fazla çatlamasın hem de güzel bir şekilde sevgilimiz ona aynı şekilde parlaklı versin diye siz de ekleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Az bir yağımızı ekleyelim. Şöyle minik biraz yeterli diyebilirim. Şimdi onu hazırladık mı sizlerle beraber? Şunu kenara alıyorum. Ayırmış olduğum yağımı alıyorum. Tepsimiz çok fazla büyükse ona göre miktarımızı artırabiliriz, çoğaltabiliriz. Bunu güzelce bir şekilde şöyle bir tepsimize sürüyoruz. Devam edelim. İyice bir yedirelim tepsimize şöyle bir az bir bir tatlı kaşık kadar olursa bizlere yetecek. Şunu da biraz daha şöyle bir eladık mı? Mükemmel oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burada geçti. Kabağın biraz salçası vardı. Çok az bir şey alacağım. Bunu siz de uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Sevgilimiz eğer ki altının daha güzel kızarmasını istiyorsanız, daha güzel görmesini istiyorsanız bunu siz de uygulayabilirsiniz. Çok az, fazla olmasına gerek yok. Şöyle minik bir çay kaşığı kadar olursa bizler için yeterli olacak. Bir çay kaşığı kadar salçanızı alın, bunu şu şekilde iyice bir altına sürün. Bu da aynı şekilde güzel bir görüntü altına hem verecek ve altı daha iyi bir şekilde görünecek ve kızaracak. Şimdi güzel bir görüntü olması istiyorsanız bunu da siz de uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet şimdi sizlerle beraber tepsimizi hazırladık. Kahvaltılık çöreğimiz için ayarlamamızı yaptıktan sonra şimdi şöyle yapacağız. Oklava veya da merdane kullanabiliriz. Şunu bir alalım. İlk bezemizde hamurumuza çok fazla gerek yok sevgilimiz. Diğerinde mutlaka kullanmamız gerekiyor ki iyice bir açılsın. Şimdi burada şöyle yapacağız. Biraz yine yedek unumuzu alacağız. Çok fazla olmasına gerek yok. Bunu önce sevgili Orkuncu da görebilir. Güzel kardeşim de görebilir. Şimdi tepsi yanıma alacağım. <laughs> Şunu güzelce bir <laughs> ayarladık. Evet. Sevgili Orkuncuğum. Şimdi ayarlamamızı yaptık mı? Şunu evet. evet. Şimdi görebilirsiniz tepsimizi. Şunu şöyle bir çekiyorum. Şunu da bir çektik. Çektik mi? Şimdi yavaş yavaş şu şekilde. Gördüğünüz gibi sevgili Orkuncu şöyle bir yayıyoruz tepsimize. Gördün mü güzel kardeşim? Böyle bir ufak ufak dokunuşlarla hemen şuna biraz daha ayarladık. Güzel oldu. Şimdi hamurumuzu hazırladık mı? Şunu alacağız tereyağımızı. Bir tane de fırça alalım. Biraz tereyağımızı çok az ben erittim ama siz isterseniz daha fazla da eritebilirsiniz. Şöyle hafif biraz tereyağımızı şuraya ekliyoruz. Tereyağımızı ayarladıktan sonra şunu güzelce bir her tarafa eşit bir şekilde sürelim. Hmm, mis mis sürdük mü? Şimdi şunu kenara alıyoruz. Ondan sonra da başlıyorum yavaş yavaş hazırlamış olduğum harcımı üstüne ekleme. Şunları aynı şekilde. Her tarafa eşit olsun. Onun için ne yapıyoruz? Her tarafa eşit olacak şekilde şöyle bir ayarlıyoruz. Devam edelim. Biraz da şuralara. Şunu da toparladık. Şimdi maydanoz. Ondan sonra baharatlarımız. Hepsi hazır. Şimdi şunu biraz daha her tarafa eşit olması için şöyle ufak bir Ayarlayalım. Hmm, güzel oldu. Şimdi onu da ayarladık mı? Şöyle biraz elimi ufak bir toparlayayım. Üzerine çok az bir tereyağımızı gezdireceğiz. Üzerine çok az bir tereyağımız. Tekrardan. Biraz da sebzemizin de lezzetli olmasını sağlıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Hafif şöyle bir. Tereyağımızı döktük mü? Mükemmel oldu. Şimdi şunu bir kenara alacağız. Neyse şöyle bir dursun bakalım. Bunu biraz ayarladıktan sonra diğer hamurumuzu alalım. Diğer hamurumuzu aldıktan sonra şuraya az bir... Yine aynı şekilde yapışmasın diye unumuz. Fazla olmasına gerek yok. Şimdi bunu da ufak ufak açacağız. Şimdi biraz da kenara alalım. Şunun üzerine hafif biraz daha. Ayarladık mı çok fazla yapışıyorsa yine az bir şey daha unumuzu kullanabiliriz. Şimdi şöyle yavaş yavaş çok fazla büyük de olmasın çok fazla da küçük olmasın ki ufaktan şöyle hamurumuzu hazırlıyoruz. Evet hamurumuz artık hazır. Şimdi tepsimizi biraz daha yanımıza çekiyoruz. Bunu şu şekilde üstünü yavaş yavaş kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Tamamıyla kapatıyoruz. Şurayı da çok fazla hava almasın. Kahvaltılı çöreğimiz efsane olacak sevgili Mis mis. Çok da güzel oldu diyebiliriz. Şimdi onu hazırladıktan sonra ben biraz onu yanıma doğru alacağım. Şunu da bir kaldırayım. Çok fazla işim olmadığı için. Hemen şurada az bir toparlayayım ki çok fazla üstüme un gelmesin. Şunları baktan alacağım. Tepsimi biraz daha yanıma çekmem gerekiyor. Evet. Şimdi şunu biraz daha yakınlaştırdık. Artık yavaş yavaş fırına gönderelim. Çünkü çok az bir zamanımız kaldığı için sevgilimiz. Programımız boyunca iyice bir pişsin, toparlansın. Şimdi yumurtamızı şöyle güzelce bir çırptık. Çırptıktan sonra üstüne ekliyoruz. Hemen şunu şimdi gönderelim. Şunu da bir alalım üstüne. Tekrardan şu kabı da gönderdik. Şimdi yavaş yavaş Onu güzelce bir sürüyoruz. Devam ediyoruz. Şu kenar kısımlarına da ufak ufak devam edelim. Şunlar da bir müthiş bir kahvaltı için çöreğimiz olacak diyebiliriz. Yani içindeki malzemelerinizi farklı malzemelerde değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi farklı sebzelerde kullanılabilir, değerlendirilebilir. Şimdi şuralarda biraz daha şöyle bir ufaktan. <laughs> sabah sabah sana uğraşıcı mı gelir bu? Artık oğlum evlendikten sonra yapacaksın artık. <laughs> Şundan <bir> şekilde ayaladık. <laughs> Şunları biraz daha şöyle ufak ufak. Evet evlendikten sonra eşine böyle sürprizler yaparsın sevgili Orkuncu. <laughs> Şimdi şuna biraz daha ufak ufak biraz daha güzel görünmesi için ayarladık mı? Şimdi seviyorsak susam veyahut da çörek otumuz onu da alıyoruz. Hemen şöyle bir üstüne biraz serpiştirdik. Ondan sonra da İslam'dan sonra az bir işte şey çörek otumuz müthiş oluyor. Şöyle Ramazan pidesi gibi buram buram koksun buram buram. Hop mis. Evet şimdi hazırız. <laughs> fırına, fırına yavaş yavaş gönderiyoruz. Programımız boyunca çok fazla acele etmeden düşük bir derecemiz olacak. Bir buçuk saat boyunca pişmesi gerekiyor. Size de acele etmeyse bildiğimiz... ...ona göre derecenizi hazırladıktan sonra... ...ayarlamanızı yaptıktan sonra fırınıza gönderiyorsunuz. Ondan sonra fırında derecemizi... Ona göre ayarlayacağız. Çok yüksek bir derecede de tutmayacağız ama biz ister istemez biraz derecemizi yüksek tutuyoruz ki sizler de her aşamasını, her detayını görün diye. Ama sizler 190 derece, 180, 190 derece fırınıza ayarlayın. Bir buçuk saat boyunca yavaş pişirin. Daha iyi bir şekilde kabaracak, daha iyi bir şekilde pişecek, daha iyi bir şekilde hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli, çok güzel bir kahvaltılı çöreğiniz olmuş olacak. Şimdi şunu bir kapatalım. Mis. Yavaş yavaş bir pişmeye devam etsin. Ben de bu arada bir eldivenimi şöyle bir değiştireyim. Ondan sonra devam edelim. Sizler de sevgili izleyicilerimiz bu tariflerimizi, videolarımızı, programlarımızı tekrardan görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız hepsini sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Tgdtv TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda aynı şekilde bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra da kısa kısa videolarımız orada yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da ee, saat 10'da programımızın tekrar oluyor. Kaçmış izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta, Abdullah Hakim yaptı sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız, programda bulmak istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Evet şimdi ben ayarlamamı yapayım. Tencerem o zaman yavaş yavaş sizin bir kısa bir araya gidelim. Olur mu güzel kardeşim? Şimdi sevgili izleyenimiz hazır mıyız Orkun? Tamam. Şimdi sevgili ben yavaş yavaş şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Tenceremi hazırladım. Onun altını açacağım. O şimdi biraz bir ısınması gerekiyor. Elektrik olduğu için ocağımız o yavaş yavaş ısınsın. Ben de hemen şöyle biraz yağımı ekliyorum. Çok az bir yağımız bizlere yetecek. Şimdi yağımızı ekledikten sonra sadece bir iki dakika soğanımı da atacağım. Şimdi soğan biraz da yavaş yavaş bir toparlansın ki. Geç zamanımız kalacak değil mi Orkun? Evet. Şimdi o yavaş yavaş bir ısınma ben şöyle bir altını açayım. O yavaş yavaş bir ısınsın. Şimdi tenceremizi hazırladık. Ayarlamamızı artık. O ısınmaya devam etsin. Birazdan sizlerle beraber kabak çiftlerimizi yapacağız. Kahvaltı çöreğimiz pişmeye devam etsin. O zaman biz sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım. Siz de kendinize bir çay alın. Ben de bu arada hazırlığımı yapayım. Ama ekran başına ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet kaldığımız yerde devam ediyoruz. Biz de hazırlığımızı yaptık, ayarlamamızı yaptık. Hemen kahvaltı çöreğimiz yavaş yavaş topalama başladı, pişmeye başladı. Dilerseniz onu bir görelim. Ondan sonra hemen kabağımıza geçebiliriz sevgiliniz. Hemen onu bir görelim. Ben şöyle bir dışarıya doğru da alayım. Sizin daha güzel bir şekilde görmenizi sağlayayım. Ondan sonra devam edeyim. Vay 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 vay. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir. Mis gibi olmuş gördüğünüz gibi. Bunu tabii ki çok fazla acele etmeyeceğiz. Düşük bir dereceyle yavaş yavaş pişireceğiz. Yavaş yavaş piştikten sonra efsane olacak. Efsane. Şimdi güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi toparlamaya başladı. Pişmeye başladı. Ben tekrardan fırına göndereyim. Biz ne kadar bir zamanımız varsa. Dedim o yavaş yavaş bir pişme devam etsin. Zamanımızın el verdiği kadar iyice bir pişsin toparlansın. Ondan sonra biz de devam edelim. Şimdi şunu bir gönderdik tekrardan. Derecemizi de ona göre ayarladık. Pişme devam etsin. Tenceremize... Az bir yağımızı eklemiştik. Tekrardan onu da biraz altını açalım. Ondan sonra bir tane küçük soğan. Hemen soğanımızı şöyle bir ayarlıyoruz. Ufak ufak soğanımızı doğrayacağız. Dediğimiz gibi çok fazla seviyorsak daha fazla da soğan ekleyebiliriz. Yani sizler de biraz daha içinde bol olsun, fazla olsun diyorsanız ona göre fazla da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunlar da aynı şekilde Topaladık, Devam ediyoruz. Küçük küçük. Hazır. Şimdi şu yarım soğanı da şöyle bir küçük bir soğanımız daha var. Onu da ekleyebilirim. Şunu temizleyeyim. Hemen şunu da bir ayarladık mı? Bunu da küçük küçük aynı şekilde ayarlıyoruz. Kenara aldık. Şuna da aynı şekilde yapalım. Küçük küçük yani minik minik soğanımızı doğradık mı tenceremize yollayacağız. Onunla tenceremize yavaş yavaş kavrulacak. Evet. Altını açtık. Hemen gönderelim. Şöylece bir ekledik. şunu da bir. Soğanımızı ne kadar kullanacaksak ona göre ekledik ve yavaş yavaş karıştıralım. Şimdi o kenarda yavaş yavaş toparlamaya pişmeye devam etsin. Biz de bu arada kullanacağımız kadar sarımsağımız. Çok fazla seviyorsak ona göre fazla da kullanabiliriz. İki, belki üç diş sarımsak kullanılabilir. Şunu da bir Şöyle ufaktan temizliyoruz. Şunu aynı şekilde hazırladık. Şimdi şunu da bir toparladık mı? Kruvasanla ilgili yoğun bir isteğiniz vardı. Önümüzdeki haftalarda listemizde var. Sevgili listelerimizi ekledik. Onu sizler için hazırlayacağız. Ponçikimiz de var. Onu da sizler için hazırlayacağız. Onunla ilgili de yoğun bir isteğiniz vardı. İnşallah hepsini sizlere hazırlayacağız. Yoğun bir şekilde aynı şekilde hem kurabiyelerimiz, ondan sonra poğaçamız, ondan sonra tatlılarımız hepsini biraz daha hamur çeşitlerimiz olacak. Ama çok farklı olacak. Denenmemiş, yapılmamış çok farklı tariflerimiz var. Önümüzdeki hafta hepsini sizler için hazırlayacağız sevgili Onun için böyle sizlerin sevdiği, istediğiniz bütün tariflerimizi inşallah sizler için burada hazırlayacağız. Şimdi devam ediyorum. Biraz daha şöyle bir topaladık. Şunu da aynı şekilde topalayalım. Şunu da aynı şekilde. Yarın çok güzel bir köftemiz var sevgili izleyicimiz. Karnabahardan yapacağımız fırında çok lezzetli güzel bir köfte hazırlayacağız. Onun için karnabaharınızı bir tane hazırlayın. Onu güzelce bir şekilde bir haşlayın. Bizleri bekleyin sizlerle beraber çok güzel bir sunumuzu yapacağız. Şimdi sevgili Memo Can, sürekli bizleri izliyor, takip ediyor. Kendisini çok seviyorum. Kendisi sanatçı. Ve çok da sevdiğim bir dostumdu. Kendisini çok seviyorum sevgili Memurcan'a. Buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hem kendisine hem ailesine, İstanbul'daki ailesine ve Urfa'daki ailesine kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili kardeşim hayırlı olsun. Yeni albüm çıkıyor, eserlerini çıkıyor. seni takip ediyorum. Çok da güzel eserlerin de var. Sevgili Memurcan'ı size de takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında Memurcan arama yaptığınızda orada da bütün tarif, aynı şekilde eserlerini, güzel sunumlarını da orada da görebilirsiniz. Kebap üzerinde de bir numaradı. Kendisini çok seviyorum. Burada kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi yavaş yavaş devam edelim. Şunu biraz da kısalım. Çöreğimiz yavaş yavaş top alamaya başladı. Evet soğanımızı ekledik. Onu ufaktan bir karışlıyoruz. Şöyle bir topaladık mı? Mis. Şimdi iki tane kabak istesek daha fazla da kullanabiliriz. Yani biraz daha bol olsun diyorsanız fazla olsun diyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Soğanlar da baya bir acıymış gözlerimizi yaktı. Şimdi şunları şöyle yapıyoruz. Çizikler atıyoruz ki erken pişsin. Şöyle yavaş yavaş. Hop mis. Şunu da aynı şekilde yapalım. Çizikler attık mı? Şimdi bunları da hazırladıktan sonra şunu şöyle yapalım. Şunu da temizleyelim ne kadar yapacaksak az ve fazla ona göre ayarlayabiliriz. Şimdi şunu bir suya tutalım. Çok fazla şöyle bir üstündeki kabukları olmasın. Evet şimdi güzel oldu. Şunu bir alalım. Şuna bir işimiz yok. Şimdi şunu bir ayarladık. Ondan sonra da kabaklarımızı şöyle bir kenara alacağız. Soğanımız yavaş yavaş bir kavurmaya başlandı, toplamaya başlandı. Ondan sonra baharat kullanmıyoruz sebzemizi sadece onun içinde sadece hafif bir tuz kullanacağız. Şöyle bir salçamı ekliyorum. Salçamı iyice bir kavuracağım. Onun için ne yapıyorum? Şöyle yavaş yavaş salçamı ekledim. Salçamızı iyice bir kavurduğumuzda hem güzel bir renk katıyor izleyicilerimiz, güzel bir renk veriyor. Hem de aynı şekilde midemizde sen görmeye devam et bize kardeşim. Midemizde yanmalar olmuyor, ekşimeler olmuyor. Çok da güzel olacak. Onun için güzel bir renk vermesini istiyorsanız siz de aynısını uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. İyice bir salçamız kavrulacak. Salçamızı iyice bir kavurduktan sonra ondan sonra da hemen içine suyumuzu az bir şey suyumuzu ekleyebiliriz. Şimdi şunu biraz daha karıştıralım. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Oh! Güzel olsun şunları topladık, Mis. Evet sarımsağımızı da aynı şekilde eklemiştik. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Kabağımızı şu şekilde bir kestik. Görebilirsin sevgili Orkuncuğum, güzel kardeşim. Dörde bölüyorum. Biraz daha güzel görünmesi için. Şöyle dörde böldük mü? Ondan sonra şu şekilde. Hem erken pişsin hem de biraz daha güzel bir görüntüsü olsun diye. Şu şekilde ayarlıyoruz. Yani bunu isterseniz kuşbaşı şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Ve bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şundan da aynı şekilde yapalım. Çektik. Şunu da bir çekiyoruz. Gördük mü? Şimdi devam edelim. Ufak ufak. Şu şekilde hazırladık. Şimdi hazır. Bunu hemen şöyle alacağız. Yavaş yavaş ekleyeceğiz. Salçayla beraber biraz bir top alansın ki lezzetli olsun. O sosu içine çeksin. Mis. Evet. Kalsın bir tane renk vermesi için kırmızı kapya biberimiz hemen onda. Güzel bir renk versin değil mi? Şöyle yapıyoruz. Ortadan kesip şu çekirdek kısmını temizleyelim. Tekrardan şu şekilde bölelim. Böldükten sonra ufak ufak doğradık. Şimdi onu da doğradıktan sonra ekleyelim aynı şekilde. Beraber karıştıralım. Güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş, şöyle bir karıştıralım. Ben biraz daha belirginli olsun diye bu şekilde doğradım ama siz istese daha ufakta doğrayabilirsiniz. Daha farklı şekilde de doğrayabilirsiniz. Hmm. Yavaş yavaş. Devam etsin toparlama. Şimdi o pişmeye devam etsin. Acele etmeyeceğiz. Şunu alıyoruz. Rendemize gelsin. Bir veya iki tane domates. Çok fazla yapıyorsak domatesimizi ona göre artırabiliriz. Hemen domatesimizi yavaş yavaş rendelemeye başlayalım. Ufak fak Devam ediyoruz. Şunları aynı şekilde biraz daha ayarladık mı atıyoruz. Şimdi devam edelim. Şunu da aynı şekilde yapacağız. Küçük küçük. Gördüğünüz gibi rendelemeye devam ediyoruz. İyice bir rendeledik mi? Şunu bir alalım. Şunu da bir topaladık. Şimdi şunu bir elimizin altına alalım. Domatesimizi de ekleyelim. Sevgi Orkun'cum onu da ekliyorum. Güzel kardeşim. İstersek daha fazla da ekleyebiliriz. Yani daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi beraber karıştıralım ki iyice bir özleşsin. Oh. Yavaş yavaş. Ben bunda çok fazla su sevmediğim için fazla kullanmak istemiyorum sevgili Ama sizler biraz daha fazla suyu seviyorsanız, fazla olmasını istiyorsanız, eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şimdi Ayarlamamızı yaptık. Ara ara yine karıştırmaya devam edeceğiz. Buna biraz tuzumuzu şöyle bir ayarlayalım. Yeterli diyebiliriz. Tuzumuzu da ayarladıktan sonra o kenarda yavaş yavaş topalamaya devam etsin. Ben de şunları bir sen görmeye devam et güzel kardeşim. Görmeye devam et. Öncelik onun içine kullanacağımız kadar sevgili dilimiz hemen Yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan e, üzerine güzelce bir şekilde yağımızla beraber soğanımızı ekledik. Soğanımızı kavurmaya başladık. Soğanlarımızı yavaş yavaş kavururken hemen içine sarımsağımızı ne kadar kullanacaksak ekleyebiliriz, kullanabiliriz. Ondan sonra sarımsakla beraber yavaş yavaş kavurmaya devam ettik. Salçamızı ekledik. Salçayla beraber yavaş yavaş karıştırdık. Salçamızı iyice bir kavurduktan sonra Kabağımızı güzelce bir şekilde hemen çizdikler attık kabuklarını. Ondan sonra çizdikten sonra onu da ufak, ufak doğradık. İçine ekledik. Pişirmeye devam ettik. Bir tane de biberimiz, kırmızı kaplı biberimiz varsa çok güzel yakışacak. Güzel bir renk katacak. Varsa siz de kullanabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Onu da aynı şekilde ekliyoruz. Onu da beraber karıştık. Şimdi yavaş pişmeye devam etsin. En son tuzumuzu ayarladık. Şunları biraz daha şöyle bir yanıma doğru çekeyim. Şurayı da bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi şuna da bir alalım. Ne kadar zamanımız var bu arada güzel kardeşim? Şöyle bir. Tamam. Şimdi yavaş yavaş o top alamaya devam etsin. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle biraz daha bir karıştırdık. Müthiş oluyor sevgili. Çok lezzetli oluyor. Onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş aşırı bir şekilde kabaklarınızı da öldürmeyin sevgili Onun için de çok aşırı bir şekilde öldürmeyin ki yavaş yavaş pişsin, yavaş yavaş toplansın. Piştikten sonra da çok lezzetli, çok da güzel olacak. Şimdi şunu bir alalım. Hemen ayarlamamızı yapıyoruz. Kahvaltılı çöreğimiz için sevgili neler yaptık? Onu da bir anlatayım sizlere. Öncelik geniş bir kabımızı ayarladık. Bir paket kuru mayamız. Onu güzelce bir şekilde içine boşalttık. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ee, toz şekerimizi ekledik. Toz şekerimizle beraber bir su bardağı kadar ılık suyumuzu, sütümüzü ekledik. Ilık sütümüzle beraber güzelce bir şey, ya da süt yoksa da aynı şekilde su da ekleyebilirsiniz yani onu da belirtelim. Ee, su da ekleyebilirsiniz. Ondan sonra da yavaş yavaş onu güzelce bir çırpmaya başlıyoruz. Çırpmaya devam ederken iki tane yumurtamızı kullandık. Yani bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. Siz de aynısını uygulayabilirsiniz, aynısını yapabilirsiniz. Onu da aynı şekilde ayarladıktan sonra e, hemen şöyle iki üç dakika daha ben fırında dinlendireceğim. Ondan sonra alacağım sevgili Çünkü çok fazla dinlendirmek de istemiyorum. Şöyle yavaş yavaş toparlamaya başladı. Birazdan alacağız ki biz artık yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Biraz da derecemizi ayarladık. Hemen şöyle bir görün isterseniz. Fırında yavaş yavaş çok fazla acele etmiyoruz ama bizlere ayrılan belli bir zamanımız var. Onun için ben biraz daha acele ediyorum. Hızlı bir şekilde pişiriyorum. Ama sizler hızlı bir şekilde pişirmenizde gerek yok. Fırınızı ya 180 ya da 190 derece ayarlayın. Bir buçuk saat boyunca yavaş yavaş pişecek yavaş yavaş piştikten sonra çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Onun için o yavaş yavaş toparlandıktan sonra sunumuzu yapabilirsiniz. Şimdi kapatalım. Geniş kabımıza kuru mayamızı, şekerimizi, sütümüzü ekledik mi? Onları güzelce bir karıştırdık. İki tane yumurtamız, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. Ondan sonra yumurtalarla beraber karıştırmaya devam ettik. Yumurtalarla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra evet şunu biraz daha karıştıralım. Güzel oldu pişme devam etsin. Kapatalım kapağını. Ondan sonra tekrardan onlar yavaş yavaş pişerken biz de aynı şekilde sevgili izleyiniz. Hemen anlatan e, anlatalım çöreğimizi. Unumuzu ilave ettik. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. 75 gram kadar tereyağımız. Tereyağımız biraz yumuşak olması gerekiyor. İçine ekledik. Hamurumuzu yoğurmaya devam ettik. Ondan sonra tekrar unumuzla beraber topaladık. iki tane beze yaptık. Ama siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Yani biraz daha sizler kat kat olsun diyorsa fazla da aynı şekilde Bezeleriniz olmasını istiyorsanız bezelerinizi ona göre artırabilirsiniz, ona göre de çoğaltabilirsiniz. Ben iki tane hazırladım, siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Güzelce bir şekilde hamurlarımız kenarda yarım saatte hatta 40 dakika bir dinlenecek. Hamurlarımız dinlenirken biz de bu arada ayrı bir kabımızın içine maydanozumuzu doğradık, ekledik. Maydanozumuzu ekledikten sonra onun üzerine bir tane kırmızı kapya peperimi ekledim, birkaç tane taze soğanım vardı ekledim, lor peynirimi ekledim ve hatta... Dolapta parça kalan kaşar peynirimiz, diğer peynirlerimizi onunla da aynı şekilde rendeleyip içine ekleyebiliriz. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Ben onun içine biraz daha lezzetli olsun diye biraz tereyağımı, biraz da baharatımı, tuz, biraz da kekik kullandım. Biraz da hafif kimyonumu ekledim, karıştırdım. Harcımı hazırladım. Harcımı hazırladıktan sonra hamurumu açtım. Hepsimizin altını tereyağla beraber güzelce bir şekilde yağladık. Az bir şey de salçamızı sürdük ki hem güzelce bir şey kızarmasını sağlasın, güzel de bir görüntü kalsın. Ondan sonra hamurumuzu açtık mı? Üzerine biraz tereyağımızı döküyoruz. Tereyağımızı güzelce bir sürdük harcımızı üzerine ekledik. Diğer bezlerimizi hamurumuzla açtık. Onu da üzerine güzelce bir kapattık. Hava almayacak şekilde kapattıktan sonra üzerine yumurtamızı hazırlıyoruz. Biraz da yağımızı ekledik. Güzelce bir şekilde bir karıştık. Üzerine ekledik. Onu da ekledikten sonra güzelce her tarafına sürdük. E, yeteri kadar susamımız ve çörek otumuzu üzerine serpiştikten sonra fırınımıza gönderiyoruz. Fırınımızda yavaş yavaş pişecek, yavaş yavaş bir toplanacak. Ondan sonra piştikten sonra da afiyet edeceğine çok lezzetli, çok da güzel bir sunumuz olacak. Ondan sonra kabak çitlememiz için de sevgilimiz hemen tenceremize zeytinyağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra soğanımızı ince ince doğradık, ek, ekledik. Soğanlarımızı yavaş yavaş kavurmaya başladık. Şimdi şöyle bir ara ara bir karıştıralım ki çok fazla yanmasın. Evet hemen birkaç dakika sonra o da zaten hazır olacak gördüğünüz gibi. Çok fazla da öldürmeyin. Onun için de yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Zaten hemen çok kolay bir şekilde ve çok da hızlı bir şekilde piştiği için birazdan sunumuzu yapacağız. Evet şöyle bir görün ben hemen anlatırken Soğanımızı ekledik, kavurduk. Sarımsağımızı ekledik. Sarımsağımızı kavurmaya devam ettik. Sarımsaklarımızı yavaş yavaş kavururken bir tatlı kaşığı kadar, belki de yarım yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Salçamızı ekledik. Bunda baharat kullanmış. Sadece tuzumuz olacak. Salçamızla beraber kavurmaya devam ettik. Salçamızı iyice bir kavurduktan sonra kabaklarımıza çizikler attık ki erken pişsin diye. Onları da ufak ufak doğradık, içine ilave ettik. Bir tane de kırmızı kapya biberimi ekledim. Onu da güzelce bir şekilde bir kavurmaya başladık. Hem sosu iyice bir salçalı sosumuzu çeksin diye. Ondan sonra iki tane de domatesimi rendeledim içine ilave ettim. Domatesle beraber karıştırdık. Şimdi yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi kapatalım şöyle bir kapağını. O yavaş yavaş toparlansın. Biz de bu arada kullanacağımız kadar dereotumuz demiştik. Hemen şurada biraz dereotumuzu ayarlayalım. Şunu toparladık. Böyle bir atalım. Ondan sonra da bunlar da şu şekilde. Küçük küçük. Yaptığınız miktara göre az ve fazla da olabilir. Yani sizde çok fazla yapmışsanız ona göre bol bol dereotunuzu ekleyebilirsiniz. Şimdi tamam güzel kardeşim. Şimdi şunu da bir kenara alalım. Güzel oldu. Şimdi da tekrardan çok fazla dağını görünmesin diye topalı topaladık. Şimdi şimdi bir kenara aldık mı? Ondan sonra kabak işlememiz efsane oldu. Şimdi sevgili izleyicimiz biz de artık yavaş yavaş toparlanabiliriz. Ben hemen şöyle yapacağım. Şunu bir önce bir alayım. Çok fazla dağını görünmesin. Ondan sonra şunu bir elimizin altında uzaklaştıralım. Sebzemizi aldıktan sonra tamamıyla fırınımı kapatıyorum. Sizler çok fazla acele etmeyin. Bizlere ayrılan belli bir zamanımız var. Onun için biz hemen hızlı bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Hazırlamamız gerekiyor. Sunumuzu yapmamız gerekiyor. Onun için ben biraz daha acele ediyorum. Yüksek bir derecede pişiriyorum ama sizler acele etmenize gerek yok. Yüksek bir derecede de pişirmenize gerek yok. Yavaş yavaş toparlayın, yavaş yavaş pişirin. Ondan sonra pişirdikten sonra da afiyet eyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunumuz olacak. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir alalım öncelikle. Mükemmel oldu sevgili Hemen kahvaltılık çöreğimiz hazır. Kahvaltılık çöreğimizi hazırladıktan sonra şimdi şuradan bir ayarlamamı yapayım. Şunu da bir Ara ara bir göz atacağız ki o da çok fazla yanmasın. Şimdi bunda su kullanmadığı için hemen yanabilir. Ara ara ne yapacağız? Şu şekilde karıştıracağız. Oh! Mükemmel oldu inan ki. Harika oldu harika. Şöyle yavaş yavaş. Pişmeye devam etsin. Şimdi mis gibi oldu değil mi? İnan ki buram buram kokuyor. Şöyle bir ayarladık. Şöyle bir bakalım. Şimdi yanına biraz yumurtamız sevgili izleyicimiz. Şöyle bir hafif biraz aktığı için şu kenar kısımlar bazen böyle bir yapışıyor. Onun için ne yapacağız? Bilmem. Sen ne dersin? Şimdi sen görebilirsin güzel kardeşim. Her zaman görebilirsin. Şimdi şöyle yapacağız. Bir dakika çevireceğim güzel kardeşim. Bismillah. Diyoruz. Şöyle yapacağız. Kızmasın değil mi sevgili Orkuncuğum? Vay 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 vay. Mükemmel oldu mükemmel. Evet şimdi şunu böyle bir ayaladık. Şunu da şu üstüne kapattık mı? Hop çevirdik. Evet şunu da bir. Neyse şöyle yapayım ki biraz elimin altında kalmasın. Bunu şöyle bir kenara alıyorum. Sevgili Orkuncum, bize kardeşim sen gör. Ben hemen ufak bir sunumlu küçük bir tabağımı alayım. Hem izleyenlerimiz de görsün. Ondan sonra devam edelim. Sen gör. Ben de kenarda küçük bir tabak alayım. Evet hemen geliyorum. Şöyle bir çarşıya gidip gelim. Olur mu Orkuncum? Şimdi buradan bir tane minik bir tabağımız güzel olur. Şunu bir alalım hecebi. Ayladık mı? Orkuncum, güzel kardeşim. Burada görebiliyorsun değil mi? Tamam. Bismillah dedik. Şöyle bir kestik. Devam ediyorum. Şöyle bir kestik mi? Güzel kardeşim. Yine devam ediyorum. Vay 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 vay. Hani sen dedin ya ben sabahları kesinlikle uğraşmam dedin Orkuncum. Şimdi şöyle bir bakalım. Nasıl olduğunu bir gör ondan sonra mutlaka her sabah yapacaksın güzel kardeşim. Şimdi şunu bir alıyoruz. Şöyle bir görebiliriz. Efsane oldu, efsane. Şunu şöyle bir tabağımıza alalım. Bir tane daha alıyoruz güzel kardeşim. Şöyle bir ayarladık mı? Bunu ben şöyle şuraya alayım. Sen onu görürken şunları ben düzenleyeyim. Bunları da biraz da şöyle bir izleyenlerimiz görsün diye şunları hafif çekiyoruz oldu. İnan ki harika oldu diyebilirim. Şimdi bunu da yerine alacağız. Şöyle bir görebilirsiniz sevgili izleyenimiz. Kahvaltılı çöreğimiz efsane oldu. Efsane. Mükemmel oldu. Şimdi şunu bir ayarlayalım. Evet. inan ki böyle buram buram kokuyor. Şimdi onu hazırladıktan sonra şunu da biraz kenara alacağız. Şurayı da bir ufaktan bir alıyoruz. Çok fazla dağını görünmesin. Onun için şurayı da bir temizledikten sonra devam edebilirim. Şimdi kabak çitlememiz o da hazır sevgili Onu da hazırladıktan sonra şurada bir kaşımı alayım. Şunu biraz daha ileriye alabiliriz. Şunu bir alalım yanımıza. Şöyle bir ayarladık mı? Şuradan önce biraz şöyle hafif sosundan alacağız sevgili Şimdi şunu şöyle bir ayarlıyoruz. Vay, 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 vay. Efsane oldu, efsane. Devam ediyoruz. Şuna da aynı şekilde. Hazır. Oh. Mis, mis. İnan ki böyle buram buram kokuyor. Çok da güzel oldu. Evet. Şunu da aynı şekilde ayladık. Harika oldu. İnan ki harika oldu diyebiliriz. Şimdi Bunları da aynı şekilde ayarladık mı? Şunu bir alalım. Kenara. Ondan sonra şu alta hafif şöyle az bir şey ekliyorum. Ekledikten sonra sen görmeye devam et güzel kardeşim. İstersen yerini alayım Orkuncuğum. Orada gör. Olur mu güzel kardeşim? Tamam güzel kardeşim. Şöyle yapayım. Şöyle yerini alayım. Hem senin için de güzel olsun. Şimdi bir tane kaşığımız gelsin. Kaşığımız ayırtkası şuraya az bir şey dökülmüş onu da bir alayım. Evet hemen şöyle yapıyoruz sevgili izleyicimiz. Şuraya az bir yoğurdum. Şuraya az bir yoğurdum. Şuraya da az bir yoğurdumu ayarladım. Çok fazla olmasına gerek yok. Yeterli diyebiliriz. Şimdi şunu bir alalım. Kenara aldık mı? Ondan sonra da şunları alıyorum. Şöyle. Biraz da şöyle bir alta gelsin ki şuralar güzel gözüksün. Şunu da aldık. Şuraya ekledik. Ondan sonra biraz dereotumuz bunu da şöyle bir üstüne ayarlıyoruz. mis. Onu da ayarladıktan sonra şunu bir kaldıralım. Onunla çok fazla artık işim kalmadığına göre şöyle yapacağım. Hafif buradan biraz sosumdan alıyorum. Şöyle çok az bir sosumuz. Sen görebilirsin güzel kardeşim. Şöyle hafif biraz şu yoğurdun üzerine güzel gözüksün diye. Şöyle az kendi sosundan ekledik mi? Mis mis çok da güzel oldu diyebiliriz. Şimdi şunları bir alalım. Sizde de sevgili celimiz tariflerimizi merak ediyorsanız izlemek istiyorsanız görmek istiyorsanız hepsini sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımız, programlarımızı bulabilirsiniz, orada da izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız, programlarımız hem de 10 sene önceki videolarımızı, programlarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra da programımızı tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da tekrar oluyor, kaçırmayın izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa veya hatta Abdullah Hakim ya da sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Kabak çiftlememiz müthiş oldu, efsane oldu. Kahvaltılı çöreğimiz de aynı şekilde. içindeki malzememizi farklı bir şekilde de kullanabiliriz. İstersen patatesli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, tavuk etli yapabilirsiniz, sucuklu yapabilirsiniz, salamlı yapabilirsiniz, sosisli yapabilirsiniz. Hepsini de aynı şekilde kullanabilirsiniz sevgili Hepsi de çok yakışıyor, çok da güzel oluyor. İstersen dediğimiz gibi farklı peynirler de kullanılabilir, değerlendirebilir. Şimdi hazırız bize kardeşim. Evet. Mayalı kahvaltı çöreğimiz için neler yaptı sevgilimiz? Önce bir paket kuru mayamız. Ondan sonra bir buçuk tatlı kaşığı kadar e, toz şekerimiz. Çok fazla yapıyorsak miktarımızı biraz daha artırabiliriz. Bir su bardağı kadar ılık sütümüz. iki adet yumurta. 75 gram kadar tereyağımız. Ondan sonra bir su bardağı kadar lor peynirimiz. İstersek daha fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, yarım demet maydanozumuz, dört buçuk su bardağı kadar unumuz, üzeri için bir tane yumurta sarısı, susam ve çörek otumuzu kullanıyoruz. Bir paket kuru mayamız, bir buçuk ta, e, tatlı kaşığı kadar toz şekerimizi kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar ılık sütümüz, iki adet yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. 75 gram kadar tereyağımız, bir su bardağı kadar lor peynirimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra yarım demet maydanozumuz, ondan sonra dört buçuk su bardağı kadar unumuz. Üzeri için yumurta sarısı, susam ve çörek otumuzu kullanıyoruz. Öncelikle genişçe bir kabımıza hemen kuru mayamızı, ondan sonra şekerimizi, sütümüzü ekledik. İki tane yumurtamızı ekledik, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. Onu iyice bir çırptık, unumuzu ekledik, unla beraber yoğurmaya başladık hamurumuzu. Ondan sonra 75 gram kadar da tereyağımızı ekledik. Tereyağla beraber güzelce bir karıştırdık hamurumuzu. Hamurumuzu yoğurduktan sonra kaç tane beze yapacağız? Biz iki tane yaptık, siz isterseniz daha fazla. Dört tane de yapabilirsiniz, beş tane de yapabilirsiniz, altı tane de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Kaç tane yapmak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra biraz daha kalın olsun. Ben de iki tane daha çok yakıştırdım. Siz isterseniz daha farklı da kullanabilirsiniz. Hamurumuz kenarda dinlenecek. Yarım saat belki 40 dakika boyunca bir iyice bir dinlensin. Hamurumuz kenarda dinlenirken biz de bu arada bolca maydanozumuzu doğru kabımızın içine alalım. Varsa bir tane kırmızı kalp ve ekleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda ne kadar güzel bir şekilde yakışında da görüyorsunuz sevgili izlerimiz. Birkaç tane taze soğanım vardı. Onu da doğradım içine ilave ettim. Peynirimi ekledim. Ondan sonra baharatımı ilave ettim. Biraz da tereyağımı ilave ettim. Hepsini güzelce bir karıştırdım. Harcımı hazırladım. Harcımı hazırladıktan sonra tepsimin altını yağladım. Ondan sonra hamurumu açtım. Üzerine biraz tereyağımı ekledim. Harcımı ekledim. Üzerinde güzelce bir tekrar diğer hamurla kapattık. Kapattıktan sonra o ayırmış olduğumuz yumurtamızı içine, yumurta sarısının içine biraz zeytinyağımızı ekledik. Karıştırdık. Üzerine sürdük. Ondan sonra üzerine bolca susam ve çörek otumuzu serpiştikten sonra fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişti, topalandı ve piştikten sonra da afiyet edeceğini çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Evet, kabak çitmemiz için de sebzelerimiz neler yaptık? Hemen 3 adet kabak, 2 adet domatesimiz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız ve de sıvı yağımızı kullanabiliriz. 1 tutam dereotumuz yeteri kadar tuzumuzu kullanıyoruz. 3 adet kabak, 2 adet domates kullanıyoruz. Onunsa 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız ve sıvı yağımızı kullanabiliriz. 1 tutam dereotumuz ve yeteri kadar tuzumuzu kullandık. Öncelikle tenceremize yağımızı boşalttık. Soğanımızı ufak ufak doğru ekledik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Soğanlarımızı yavaş yavaş kavururken sarımsağımızı ekledik. Salçamızı ekledik. Kavurmaya devam ettik. Onları iyice bir kavurduktan sonra tekrardan kabaklarımızı hemen çizikler attık. Yüzlerce bir şekilde hemen ufak ufak doğradık içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Bir tane de kırmızı kapya biberimizi ilave ettik. Onu da ekledikten sonra iyice bir kavuruyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. İki tane domatesimizi rendeledik içine ilave ettik ve domatesle beraber yavaş yavaş pişiyor. Ben çok fazla su kullanmadım. Ben hatta hiç su kullanmadım ama siz biraz da su kullanmak istiyorsan kullanabilirsiniz. Çok fazla da gerek kalmıyor sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra iyice piştikten sonra sunum yapacağımız tabağımıza alıyoruz. Üzerine dereotumuzu, yoğurt haber ve süslüyoruz. Ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oldu. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, biz de bu şekilde hemen güzelce bir şekilde ayarlamamızı yaptık, hazırlığımızı yaptık. Siz de devrenize yapacağınız hem farklı hem lezzeti hem de çocuklara güzel bir sunumumuz oldu diyebilirim. Ben de sizleri çok fazla yormadan, market market dolaştırmadan elimizdeki malzemeleri kendimize hem farklı hem lezzeti sunumumuzu yapmaya devam edeceğiz inşallah. Sizleri çok fazla yormayacağız, kısa bir sürede hazırlayacağız. Tariflerimizi biz de burada yapmaya devam edeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizler de aynı şekilde bizleri yalnız bırakmayın sosyal medya hesaplarımızı takip edip hem bizlere destek olabilirsiniz hem de orada tariflerimize bakabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızı tekrarı gece saat 4.30, hafta sonunda saat 10'da tekrarı var. Kaçırmışsa izleyebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yani görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.